Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırınsız, ocakta yapabileceğiniz nefis bir yemek tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle köfteyi hazırlıyorum. Burada 300 gram kadar kıyma var. 2 tane küçük doğradığım soğanı ilave ediyorum. 3 diş rendelediğim sarımsağı, 1 tane yumurtayı, 4 yemek kaşığı galeta ununu, biraz kesmiş olduğum maydanozu, baharatları ve tuzu ekleyeceğim. Ben baharat olarak pul biber, karabiber, toz biber kullandım. Kullandığım tüm malzemeleri de miktarlarıyla birlikte açıklama bölümüne yazdım. Oradan kontrol edip bakabilirsiniz. Şimdi tüm malzemeleri yaklaşık 5 dakika iyice yoğuracağım. Yoğurdum köfte hamurundan parçalar kopartıyorum ve yuvarlıyorum. Şimdi sebzeleri hazırlayacağım. 4 tane patlıcan kullanacağım. Bu şekilde alacalı bir şekilde soydum. Küp halde doğruyorum. Bu arada malzemeleri arttırıp azaltabilirsiniz. Verdiğim miktarlara sadık kalmak zorunda değilsiniz. Kişi sayısına göre arttırılabilir. Evdeki malzemelere göre arttırılabilir ya da çıkartılabilir. Kıyma az diyelim 100 gram kadar ee, içine patates rendeleyebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz, çok güzel bir köfte yapabilirsiniz. Patlıcan 2 tane kullanabilirsiniz ee, veya yeşil biber 2 tane kullanabilirsiniz. Dediğim gibi alternatifler çok. Ben burada bu yemeğin nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyorum. Malzemeler e, değiştirilebilir. Patlıcanları kestim, tuzlu su da bekleteceğim 20 dakika kadar. Suyun içine aldım, biraz tuz ilave ettim, beklemeye alıyorum patatesleri hazırlıyorum 3 tane büyük patates kullanacağım küp halde doğruyorum 6 adet yeşil biberi bu şekilde kesiyorum kızartma aşamasına geçiyorum önce patatesleri kızartacağım kızaran patateslerin yağını süzerek havlu kağıt serdiğim bir tabağın içerisine alıyorum. Patlıcanları ve biberleri de aynı şekilde kızartıp yağını süzerek aynı şekilde havlu kağıt serdiğim bir tabağın içerisine alacağım. Videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz veya bu bölümde denk geldiyseniz izlediğiniz şehri ya da ülkeyi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Kimlerin nerelerden izlediğini merak ediyorum ve sizler yazdıkça da görüyorum. Herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış olursunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Evet son olarak aynı tavada köfteleri kızartıyorum. Evet muhteşem buluşmaya geçebiliriz. Yemeği yapacağım tencereye patatesleri aldım. Patlıcanları ekledim. Köfteleri yerleştiriyorum ve biberleri üzerine koyuyorum. Bir yemek kaşığı domates ve biber salçasını biraz suda açtım. Sadece domates salçası ya da sadece biber salçası kullanabilirsiniz. Tencereye ekliyorum. 2 tane kabuklarını soyduğum ve küp küp doğradığım domatesi ekliyorum. Biraz toz biber ve tuzunu ekliyorum. Ben yarım tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Damak zevkinize göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. 2 su bardağı da sıcak suyu ekliyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alıyorum ve yaklaşık 25 dakika kadar pişiriyorum. Evet, muhteşem, lezzetli yemeğim pişti, denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu bölümlerde biraz karanlık çıkmış, iftarda tekrar tabağa alarak göstereceğim. Kızartılarak yapılan her yemek çok farklı, çok lezzetli oluyor misafirlerinizle akşam yemeğine iftara kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tümü olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu yemek tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere